Telefonun çalıyor. Alo, ben Zehra. Zehra? Ömer yok mu? Evet ama hasta. Hasta mı? Ateş çok yüksek. Yani kimseye bir şey söylememe de izin vermiyor. Tamam tamam, sakin ol. Sen telefonu bana ver, bir de ben konuşayım. Uyuyor şimdi. Uyumuyorum. Telefonu ver. Ver dedim. Alo. Ömer. Demir. İyiyim Demir. Gelmene gerek yok. Ayşe telaşlanmasın. Tamam. Bir şey olursa ben haber vereceğim sana. Kötü bir niyetim yoktu. Sadece... Yardım edeyim ben. Zehra Hanım. Efendim? Siz iyi misiniz? Evet iyiyim. Ne oldu? Bırak kalsın. Telefonun nerede? Elindeydi banyoya giderken. Demir'e söylemek zorunda mıydın? Bak, hiçbir şey olmadı. İyiyim ben. Evet, şimdi iyisin. Ama o aradığında... Birbirimize karşı bir sorumluluğumuz yok. O yüzden yardım etmene gerek de yok. Mecburiyetten yapmadım zaten. Benim vicdanım insan ayırmaz.
Belki de bugün nereye gittiğini saklamak için iyi bir fırsat yakaladın. Hatta belki yarattın. Ne demek istiyorsun? Ben mi yaptım yani? Hastalığının sebebi ben miyim? O koyduğun saçma sapan kurallara harfiyen uyuyorum ben. Ama sen? Sen ne kadarına uyuyorsun? Beni ölüme sürüklemek var mıydı maddeler arasında? Sürekli iftira atmak, hakaret etmek. Beni kimsesiz, zavallı, sahipsiz birine dönüştürdün. Ailemi elimden aldın. Annemi, babamı, kardeşimi yok saydın. Onlar beni merak ederken ben herkese... Onlar öldü diyorum. Bu ne kadar ağır bir şey biliyor musun? Bitti mi?